Koç Haber Merkezi'nden günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Kanal 13'ün yanında ben Işılay Sakarya'nın sunumunda Türk ana haberlerini izleyeceksiniz. Haberlerin daha çok insana ulaşması için beğeni butonuna basmayı ve abone olmayı unutmayın. Sağlık Bakanı Koca koronavirüsünde son vaka ve ölüm sayısını açıkladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamasında son 24 saatte 2069 pozitif vaka tespit edildiğini, toplam vaka sayısının 5698, bugün kaybedilen 17 kişiyle can kaybımız 92 bulduğunu belirtti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yeni tip koronavirüs nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti. Hayatını kaybeden şahsın Lefkoşa Burhan Natamanoğlu Hastanesi'nde tedavi gören 67 yaşındaki erkek turistin Alman turist Bruno Gefecebus olduğu açıklandı. Ülkede tespit edilen koronavirüs vaka sayısının ise 61 olduğu belirtildi. Almanya'nın Münih yakınlarında ikamet eden 29 yaşındaki SC'nin yeni tip koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Kronik akciğer rahatsızlığı bulunduğu belirtilen genç kadının cenazesi Türkiye'de defnedilecek. Bu vefatın ardından Almanya'da yeni tip koronavirüs sebebiyle hayatını kaybeden Türklerin sayısı 6'ya yükselmiştir. Azerbaycan'daki Bakanlar Kurulu açıklamasında cezalar ve ağır cezalar başlayacağını duyurdu. Bakanlar Kurulu Başkanı İbrahim Mamadov, karantina kurallarını ihlal edenlere karşı para cezaları ve ağır cezalar uygulanacağını belirtti. İbrahim Mamadov, maalesef bölgelerdeki koronavirüse mücadelede dayanışma olmadığını, icra edilmemesi nedeniyle evlerinden ayrılan insanların olduğunu, dünya deneyiminin 65 yaşın üzerindeki insanların enfekte olma olasılığının daha yüksek olduğunu, sürecin istenmeyen ve acı verici bir şekilde sona erdiğini belirtti. İbrahim Mamadov, 745 kişi ve üstü çok sayıda kurallara uymayan insan olduğunu, polise karşı hem protesto ve direniş olduğunu, bizim zihniyetimize göre yetişkinlere saygı duyulur ve onlara sert bir şekilde konuşulmaz. Polis bile bunu yapamaz. Ancak bu durumun karşısında bir uyarabileceğini, bir protokol yazılacağını ve daha sonra para cezası uygulanacağını belirtti. Polislere özel tabletler dağıtıldığını, kurallara uymayan kişilerin adı ve soyadı alınıp şahsın üzerinden veri tabanı açılacağını bildirdi. Mamadov şu anda enfeksiyon oranı artmaktadır. İyileşme oranı ile hastalık yayılma oranı arasında keskin bir orantısızlık vardır. Zaten istenmeyen bir yöne gidiyoruz ifadelerini kullandı. 17 yıl önce İtalya tribünlerinde koronavirüs pankartı açılmıştı. Serie B'de 2003-2004 sezonunun en çok gol atan oyuncularından biri Giorgi Corona idi. Corona, Catanzaro takımının forvetiydi ve taraflarının da sevgilisiydi. Taraflar Giorgi Corona için koronavirüsü bulaştı yazılı bir pankart açmıştı. Korona için yapılan tezahüratlar boşa değildi. Çünkü İtalyan oyuncu o sezon 19 gole takımına büyük katkı sağlamıştı. 16 yıl önce yaşanan bu tesadüf şu anda Serie C'de oynayan Catanzaro'nun adını tüm dünyaya duyurmasını sağladı. İstanbul'da koronavirüsten ölenler kentin iki yakasında bulunan Beykoz ve Kilyos'taki mezarlıklara gömülecek ve cenazeyi yıkanlara uyarı. Sağlık Bakanlığı bünyesinde kurulan bilim kurulu, ilgili bakanlıklar ve Diyanet'in tavsiye kararları çerçevesinde koronavirüsten ölenler için normal gömü işleminde devam ettiği bu iki mezarlık ayrıldı. Koronadan ölenlerin cenazeleri prosedür gereği tabutla gömülüyor. Yetkililerden alınan bilgiye, aile mezarlıkları tabutta gömme işlemine uygun olması halinde cenazeler aile mezarlıklarına gömülebilecek. Cenaze sahipleri isterlerse de cenazelerini 6 ay ya da 1 yıl sonra aile mezarlığına nakledebilecek. Ancak cenazeyi yıkan kişinin maske, gözlük, eldiven ve önlük takması lazım. Kefenleyip mezara koyduktan sonra etrafa virüs bulaşması söz konusu değil. Tabuttan su sızıyorsa buna dokunmak, elini yüzüne götürmek tehlikeli. Yani cenazeyle temas eden kişi tüm önlemleri alırsa, cenazeyi gömen kişilerin koruyucu tedbirleri varsa tabutla da kefenle de gömebilir. Toprakla örtükten sonra bir problem kalmıyor. Bu arada Çekmeköy yukarı Baklacı mevkiinde bulunan ormanlık alan içerisinde belediye ekipleri yeni mezar yerleri açtı. Çekmeköy ve Beykoz sınırları içerisinde kalan bu bölgede koronavirüsten ölenlerin gömülmesine mahalle sakinleri tepki gösterdi. Çevik kuvvet ekipleri gelerek kalabalığı dağıttı. Ben Işılay Sakarya'nın sunumunda Türk ana haberlerini izlediniz. Haberlerin daha çok insana ulaşması için beğeni butonuna basmayı ve abone olmayı unutmayın.